Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere izin takip programında yaptığım iki tarih arasındaki hafta içi günlerini nasıl hesapladığımı göstermek istiyorum. İşinize yarayacağını düşündüğüm için burası önemli, hemen anlatmak istiyorum. Buraya bir buton yerleştirdim. Butonun içerisine de User Phone 1.show dedim. User Phone 1'in üzerine de iki tane Date Time Picker aldım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz. Bunun ismini DT başlangıç yazdım. S harfli bir şekilde başlangıç. Bunun ismini de DT bitiş dedim arkadaşlar. Şuraya TX'te gün, TX'te ay ve TX'te yıl dedim. Şu ikisini işaretleyip visible'ı false yaptım. Yani görünmesin dedim. Sonra şu ikinci tarihi çift tıkladım. Burada bitiş close up dedim arkadaşlar. Close up yani kapandığı zaman hesapla. Yani şurayı açıyorsunuz. Herhangi bir şey tıkladığınız zaman hesaplamayı yapacak. Bakın 4 günlük bir süre var. Dolayısıyla hafta sonlarını dahil etmiyor. Bunun kodlarını hemen size göstereceğim. Tabii çalıştırırken mesela geriye doğru bir tarih seçtiğin zaman hemen hatalı tarih seçtiniz gibi bir uyarı da verdi arkadaşlar. Kodlarını hemen size göstereceğim şimdi. Bu DT bitiş class app'ın içerisine önce fark diye bir değişken yazdım. Yıl, ay, gün, bir de ara dedim arkadaşlar. Yani hafta sonunu aramak için. Bu ara as date dedim. Bir de hs hafta sonu integer dedim arkadaşlar. Alınan izini de integer olarak değişkenler tanımladım. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi dedim ki eğer dt başlangıç, dt bitişten büyük ise başlangıç bitişten büyük ise yani geriye doğru bir tarih seçilmiş demektir arkadaşlar. Dolayısıyla hatalı tarih seçtiniz diyecek. Başlangıç bitişten büyük ise bitiş daha geri bir tarihtir. Dolayısıyla da hata verecektir. Sonra farkını aldım. Bitişten başlangıcı çıkardım arkadaşlar. Daha önce Excel'de söylemiştim size. Örneğin buraya iki tane tarih yazayım şimdi. Şöyle. Mesela 01.03.2020 diyorum. Bugün nedir? 22.22.03.2020 dediğim zaman. Şimdi normalde şurayı ben bir rakama dönüştüreyim. Bakın şöyle virgüle bastığım zaman 43.891 1900 yılından itibaren 43.891 gün geçmiş demektir. Burada da 43.912 gün geçmiş 1900 yılından itibaren. Dolayısıyla buradan şunu çıkardığım zaman fark olarak 21'i buluyor arkadaşlar. Buradaki fark bu. Aynı zamanda yani bir nevi gün de oluyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz buradaki 21 gündür. Tekrar tarih formatına dönüştüreyim ikisini. Şöyle seçiyorum. Burada kısa tarih diyorum. Bakın burada 21 gün geçtiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla oradaki tarih mantığı bu zaten. Fark eti eşittir bitiş eksi başlangıç dedim. Şimdi bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela diyeceksiniz ki örneğin bu 22.04.2020 olsun. Bakın 52 gün geçmiş. Aslında bunu gösterirken daha farklı bir şey de aklıma geldi. Burada gereksiz kod mu yazmışım acaba? Buraya fark eksi hafta sonu dersem sadece. Fark eksi hafta sonu. Şunları gereksiz mi yazmışım diye düşünüyorum. Yani şimdi aklıma geldi ben bunu Excel'de gösterirken. Hani bu şekilde deneyim eğer bulursa arkadaşlar o zaman bir sürü koddan kurtulmuş oluruz. Şöyle bakalım. 22'den 27'ye 4. Allah. Arkadaşlar gerçekten çok çok gereksiz kod da yazmışım. Bunu da fark ettim. Burada önce yılı buluyorum. Farkı 365'e bölerek farkı buluyorum.
bulmuşum. Sonra ay içinde 365'e çarpı 30'a bölerek ayı bulmuşum. Sonra günü bulmuşum arkadaşlar. Sonra alınan izin yıl çarpı 365 artı ay çarpı 30 artı gün demişim. Sonra alınan izin. Halbuki bunlara hiç gerek yok. Oh, çok güzel oldu. Ben de sayenizde bu işin pratik yolunu buldum. Az önceki Excel'de şuradan şunu çıkarırken bu örnekte ben de bunu fark ettim arkadaşlar. Sayenizde ben de bir şey öğrendim. Kodlarımız da bayağı kısaldı. Dolayısıyla fark eşittir bitiş eksi başlangıç dedim. Hafta sonu eşittir sıfır. Eğer ara eşittir for döngüsü yapmışım. Başlangıçtan bitişe kadar. Eğer hafta sonu ara, bak şuradaki fonksiyon var arkadaşlar. Şu fonksiyonu da size göstereyim. Hafta sonu bulu nasıl yapmışım? Public function hafta sonu bul, tarih as date as bulun. Yani true veya false tipinde dönecek. Burada da select case, burada bir if gibi bir şeydir arkadaşlar. Şarta göre weekday, eğer haftanın günü, şurada yazdığım tarih Saturday veya Sunday ise VB, bu arkadaşlar biliyorsunuz bunu yani cumartesi yazamazsınız buna. VB Sunday şey Saturday VB Sunday yazmanız lazım. Hafta sonu bunu true yap. Değil ise hafta sonu false olarak döndür. Dolayısıyla o tarihleri tamamını bir döngü yapıyor. Oradaki tarih eğer Saturday veya Sunday ise, cumartesi ve pazar ise true diyor ve bu şekilde bir döngüyle kaç tane hafta sonundan geldiğini buluyor. Burada dedim ki for ara eşittir başlangıç to bitiş, başlangıç tarihinde bitiş tarihine kadar dön. Eğer şu ara hafta sonu bul, yani şuradaki ara arkadaşlar. Bunu buraya yazdım. Hafta sonu bul. Şuradaki tarih yerine girmiş oluyor. Eğer true ise hafta sonu bir bir arttır demiş. Dolayısıyla da en sonda ne demişim? Txt gün nokta value eşittir. Fark eksi hafta sonu. Yani buradaki fark mesela 52 çıktı. Hafta sonu da 6 çıktıysa 52'den 6'yı çıkarıyor ve günü bulmuş oluyoruz. Bu şekilde örneğin mesela şey diyelim. Mart'ın 23'ünden Mart'ın 31'ine kadar dediğim zaman burada 6 tane hafta içi gün var arkadaşlar. Şu 31 dahil değil. Bakın şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 30 da 6. Dolayısıyla hafta içini bulmuş olduk. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. İşinize yarayabilir. Bir de şöyle bir ekleme yapalım. Hafta sonlarını da gösterelim şeyde. Şuraya şöyle şunu alalım. Kontrolü bir kopyasını çıkaralım. Şuna da buna hafta içi diyelim isterseniz. Neyse gün olsun. Şu da hafta sonu olsun. HS diyelim. Şimdi şuna da TXT hafta sonu diyelim. Ve şunun içerisine en sonda şurada TXT hafta sonu nokta value eşittir HS diyoruz. Şu HS hafta sonu bulduğu için. Dolayısıyla bir daha çalıştıralım. Mesela ayın 22'sinden ayın 31'ine kadar 6 gün 3 tane hafta sonu var. İsterseniz bakın. Şurada bir tane şurada 22, 28 ve 29. 3 günlük bir hafta sonu günü var. İşinize yarayabilir. Dolayısıyla bu dersimizi de bu şekilde tamamladık. Beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi aynı zamanda yorum yazabilirsiniz ve abone değilseniz mutlaka abone olmanızı bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize de dikkat edin arkadaşlar. Dışarı çıkmayalım. Lütfen kurallara uyalım. Bu ders bu kadar diyelim.